Maçtan evvel 3 puan arzu ettiğimiz bir maçtı. Maç bittiğinde bunu hayata geçirdik. Mutluyuz. Rakibin konumu ne olursa olsun biz her maça iyi futbol ve 3 puan için çıkıyoruz. Bugün de daha üstün taraf bizdik. Daha fazla pozisyon bulduk. Daha az pozisyon verdik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Rakibimizin direncinin de gollerden sonra düştüğünü gördük. Bizim de çarşamba günü kupa maçımız var. Biraz daha tempoyu düşürmeye çalıştık. Oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bugün cezalı olmadığımız halde seyircimiz azdı. Ama az olan seyircimizin de katkısı vardı. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu tribünlerin dolu olduğu bir maç izleriz. Bir de özellikle ricam var. Yani ben bu konuyu bir daha değinmek istiyorum. Ben kulübün bir çalışanıyım. Kulübün başkanı Sayın Recep Bölükbaşı. Dolayısıyla düşüncelerimizi söylediğimiz zaman aynı duygu içinde davranıyoruz. Yani biz başkanımız da bana görev veriyor. Ben de oyunculara görev veriyorum. Dolayısıyla bir ayrım yapmadan sanki bir kavgalı bir hal aldığı gibi görüntü vardı. Ona üzüldüm çünkü maçtan önce böyle bir hava hissettim. Doğru değil. Ha, görüşlerimizi, farklı düşüncelerimizi tabii söyleyeceğiz. Oyuncuyla da aynı şeyi söyleyeceğiz. Onun için ondan rahatsızım. Ben bu kulübün bireyim. Bugün de bizim Bursaspor'un başkanı Recep Bölükbaşı. Dolayısıyla ona beraber sahipleneceğiz. O da eline gelen gayreti gösteriyor. Bir de tabii onu hakemlere de sordum. Çok önemli değil ama yani 3-0'lı skor da olsa kuralların bazen değişken kullandığını görüyorum. Örneğin diyor Fenerbahçe Rize maçında 5-1 iken bir dakika uzattıyken bugün 3 dakika uzattı. Şimdi kupa maçımız var. O 3 dakika içinde adam kart görebilir. Yani kurallar neye göre işliyor? Takımına göre mi? Skora göre mi? Bunları söylediğiniz zaman onları kötülemiyorum. Yani sadece bir durumu öğrenmek istiyorum. Ya hakemle ilgili, kartlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü biz geçen hafta iki tane Sivas maçında kart gördük ki o kartları gördükten sonra o hakemleri görev alıyorsa konuşacak bir şey yok. Yani bu hafta için söylemek istemiyorum işte zaten. Evet, soru var mı? Sivas'ın durumu neydi? Hastaneye gitti şu anda. Sivas'ın durumu, yani film alacağız. Dizinde bir sıkıntı var görünüyor. Onu bakacağız. Yani bilmiyoruz şu anda. Hocam, Valmer ilk kez savunmalı sağlık görevi yaptı. Ne diyeceksiniz? Biraz şaşırdık ama çok da başarılı oldu. Holmen iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu. Yani sağda, solda, ileride, geride yani en iyisini yapmaya çalışıyor. İyi bir profesyonel ama tabii orta saha oynayan bir oyuncu. Kendi gayret içerisinde bir savaş veriyor. Orta sahada kalabalık olduğu için sıkıntımız oluyor. Yabancı aklımızda sıkıntı oluyor. Ona göre hamleler yapmak durumunda kalıyorsun. Bugün ihtiyaç öyle doğdu. Başlangıçta takımın sağ tarafını iyi kullanamadık. Aziz ve Holmen'le beraber. Bu sefer Aziz de Emre'yi sola alıp Volkan'ı da sağa alarak Holmen'i sağa bek aldılar. Daha etkili. Yani iki kanatta daha iyi çalıştı. Ondan sonra daha da etkili olduk. Kupa ile ilgili çarşamba yani nasıl? Yani ben şimdi bir şey konuşmak istemiyorum. Türkiye'de liglerle ilgili, hakemlerle ilgili, bu teyirlerle ilgili. Bakın Gençler Birliği ilk maçımızı da kupayı, evet daha önceden fikstür açıklanmıştı ama biz ilk kupa maçını da onlar bir gün önce, biz bir gün sonra aldık. Bugün de öyle. Bizim de o zaman Gençler Birliği maçı teyir olsun yani. Ben çarşamba günü orada oynayacağım. Dolayısıyla yani bu tip şeylerde konuştuğum zaman başka yere gidiyor. Yani yanlış anlaşılıyor. Ama inanın ki kötü bir iş yapmak için kişilerin kötü yaptığına bakmayacaksınız. Siz aldığınız karara da o kötü yapmaya teşvik edebilirsiniz. Onu doğru bulmuyorum. Onun için diyecek bir şey yok. Yetkililer ne kararsa biz uyaracağız. Hocam bir ya bu futbolla ilgili, bu saha dışında yani insani bir olay değil. Hiçbir insana, hiçbir kişiye, hiçbir kuruma saldırı olması doğru değil. Yani bunu kınıyoruz kim yapıyorsa. Bundan da yani ne yapan ve ne yapılan da birileri üzerinden kavga ettirerek yeni nifak tohumu atmak doğru değil. Yapıları doğru bulmuyorum. Gereğinin yapılmasını belirtiyor. İnşallah yapan kimse sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani. Bu ne olursa olsun ama duygusal olarak ama akıl olarak ne olursa olsun doğru bulmuyorum. Üzüntü veririz yani sadece sporculara değil ki her kim olursa olsun. Biz zaman zaman işte kadınlarımıza, işte çocuklarımıza veya işte kendinden güçsüz olan insanlara saldırıyı kınarken böylesine bir saldırıyı herkesin göz önünde, herkesin göz bebeği olan insanlarımıza, futbolcu veya kurumlara yapılan saldırıyı doğru bulmuyorum. Üzüntü verici. Bir de tabii üstelik de Rize'den Trabzon'a dönerken olduğunca hemen
3 Temmuz süreciyle bağdaştırdı. Mesela Trabzon Fenerbahçe içerisinde bu olay bakılırsa daha da büyüyebilir. İnşallah bunların düzeltilmesi için Fenerbahçe ile Trabzonspor Başkanı'nın bir araya girip toplantı yapması gerekir. Hatta konuşması gerekir. Geçmişe göre hesapları varsa onu da görmesi gerekir. Ondan sonra kamuoyuna açıklama yapması gerekir. Doğrusu bu. Ben bunu 3 Temmuz'da söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Değişen bir şey yok yani.